Uluslararası bir şirkette İngilizce gerektiren bir pozisyona başvuruyorsanız Türkçe CV'de başvurmamalısınız. Çok önemli bir konu. Gün boyunca Huawei Türkiye Arge Merkezi ve BTK profesyonelleri tarafından hazırlanan eğitimlerimizi sizlere sunduk. Öncelikle ben bir sormak istiyorum burada protokolün de huzurunda. Eğitimlerden memnun muydunuz? Bir alkışlayalım. Dear professors, dear all participants and all talents from the city around Diyarbakır. Merhaba. Bugün burada Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde bilişim yetenekleri geliştirme işbirliğinde ortak çabamıza tanık olmak için sizlerle birlikte olmaktan büyük onur duyuyorum. In the beginning of this year, together with BTK and DATA, we successfully held the first event of the project in Van City. Bu yılın başında kıymetli paydaşlarımız BTK ve DAKA ile birlikte Huawei Arge buluşmaları projemizin ilk etkinliğini Van'da başarıyla gerçekleştirdik. BTK'nın liderliğinde bugün burada insanlığın en eski ve en önemli iki ana nehrinden biri olan Dicle Nehri'nin beslediği Diyarbakır'da olma şansına sahibiz. Değerli katılımcılar, tabii bilgi toplumunun bazı özellikleri var. Bilgi toplumunda bilgiye hızlı erişim, sürekli öğrenme, bireysel öğrenme söz konusu. Bu gençler çok kıymetli. Çünkü bunların dedelerimiz devlet kurmuşlar, devlet yıkmışlar. Nasıl devlet kurmuş, nasıl devlet yıkmışsa aynı bunlarda da onların DNA'ları var. Sadece bu gençlere o imkanı verilmesi gerekiyor. Bunları verirken de üniversitenin yapısı olan özgürlüğü düşüncesiyle değineceğim olan bir kısmı Sayın İl Müdürüm değindi. Milli Eğitim Müdürümüz. Yani kritik düşünmek, analiz edebilmek. Yani kritik analiz düşünce değil diye geçiyor. Kritik düşünce gibi. Yani sorgulayabilmeniz. Bunu sorgulayabilmeniz için de her zaman söylüyorum. Biz günlük hayatta 300 kelimeyle konuşuyoruz. Bunu İngiliz toplumu da 300 kelimeyle konuşuyormuş. Hatta bir tanesinin esprisi var, özür dilerim. Sivas Kangal Köpekler 270 küsür tane kelime anlıyormuş ya hangimizdeki. Ama her toplumda böyle. İyi bir kritik analitik yapabilmeniz için, düşünebilmeniz için 1000 diyorlar. Bazen 2000-3000 kelimeden bahsediyor. Günlük hayatta kullanacağınız kelime. Bu ne demektir? Çok kitap okumanız gerekiyor. Çok az kodlama dili bilerek bu platform çek bırak bir kodlama dili sunuyor. Hepsinin böyle ortaya doğru bakın.